Kayınvalidesiyle son zamanlarda arası bir hayli gergin olan Tuğba, yıllar öncesine düğününe gitmiş. Kayınvalidesi Gönül Hanım hakkında anlattıklarıyla da gelinleri şaşkına çevirmiş. Yine ne geliyor Gönül seninle ilgili? Buyurun. Kızlar, ben evlenirken bizim kendi şahsi, benim eşimin arabası vardı. Evet. Kayınvaliden asla bana arabayı kullanmama izin vermedi. Eşinin arabasını. Kendi eşimin arabası. Gelin arabası alalade yeğenin arabası oldu. Gönül Hanım kendi gitti özel kuaföre, pahalı lüks bir kuaföre. Ben Gönen'de kendi kuaförüme gittim. Arabayı şey yapmadı, benim kendi babam beni kuaföre götürüp getirdi. Asla araba vermedi, ne nişanda ne sözde. Aa! Yanına ekürülerini alıp benim arabama binip gezdi. Yani ne? Böyle bir şey olabilir mi? Ne benim saçım soruluyor, ne başım soruluyor. Hiçbir şeyimi sormuyorlar. Kimsenin umurunda değilim. Enişten kuaförden alıyor, eve götürüyor. Gelin alıda bir araba süslemişler, şoka girdim. Arabanın neye benzediğini belli değil. Bana neler yaşattılar kızlar, bir bilseniz. Ya, düğünde bile rol çaldı. Ben çok doluyum da, boş verin siz. Ciddi söylüyorum kızlar, gelin... Yani alelade bir arabayla alınır mı? Asla ya. Asla. Ya bu, o gün senin günün. Senin eşinin, yani arabanız da varmış. İstediğin gibi süsletmek. Tabii ki. İstediğin kuaföre gitmek senin hakkın değil mi? Kendi benim arabama lüks arabadan iniyor. Şöyle bir de gördüm camdan. Eteğini şöyle silkeliyor, iniyor, böyle hava yapıyor. Aa. Bakın diyor, lüks arabaya ben bindim. Alelade arabayla da Tuğba'yı gelin çıkartıyor. Allah'ım. Yani kızlar, anlayacağınız ya eşim beni seçecek evliliğimizi ya da anne oğul birlikte çok güzel yaşlanacaklar. Yanlarına da 2-3 kedi alacaklar, köpek alacaklar, yaşayacaklar. Yani en son söyleyeceğini söylemişsin ya. Ya çok ya ben. Büyük bir laf etmişsin. Evet. Şimdi söylediğinde ben... bir tane hata varsa açıklasın. Tamam, ben konuşayım Tuğba'cığım. Dinliyorum. He, tamam. Bir şey rica edebilir miyim? Benle hiç alakası yok ya konunun ve çok ciddi, şu an büyük bir laf edilmiş. Tuğba, böyle oturma pozisyonunu kayınvalidene doğru çevir. Bence daha göz göze, daha sakin, böyle birbirinizle konuşun, çok istiyorum. Tamam, konuşalım. Neden gelin arabasını siz aldınız, bizim arabayı siz alıp gittiniz, geldiniz? Eşime arabayı bile vermediler. Dediler ki bakın başınızın çaresine. Biz çekime eşimin arkadaşının arabasıyla gittik. Kuaföre babamla. Sonra ben makyaj malzemelerimi evde unutmuşum. Eve taksiyle döndüm. Bana en son kuaför dedi ki gelin oğlunun sen olduğuna emin misin dedi. Bir saniye ben konuşayım Tuba. Hep sen konuştun. Sen çünkü ilgileneceğin başka insanlar vardı evde. Onlara hayır. Kek, börek, çörek yapıyordun Gitmiş evde. Hayır ya, neden? Düğün zaten düğün eviydi. Doğru, gelenimiz gidenimiz vardı tamam. Ama ben sana gün öncesinden kuaför ayarladım mı ayarlamadım mı? Söyler misin? Bandırmadan. Şöyle. En güzel. Şimdi konuşmayayım da girmeyeyim de o konuya. Hı. Gitmiş bir kuaför ayarlamış kafasına göre. En güzel, bandırmadım. Ama bak, iyi bir yer ayarlamış. Hayır. Kendince iyi bir yer ayarlamış. Ama benim de kendimce iyi yer vardı. Niye bana sormuyor Tuğba, senin istediğin yer neresi diye? Gönül abla, yani kızlarda katılır herhalde. Herkesin daha rahat hissettiği, özellikle o gün bir kuaför vardır ya. Önceden provalara gidilir. Gelin başı çok önemli. İnsanlar 2-3 kere provaya gidiyor. Tamam. Aman yanlışlık olmasın ama bak, diye. Ama bak Nursel Hanımcığım, bizim yani en güzel, bak kendine göre en güzel kuaförüne gittim. Gün öncesinden, bir ay evvelden sıra olmuyor orada. Tamam. Yani, neden Tuğba sormadın kızım? İsim. Ben en iyi yeri tutacağım ama senin var mı en iyi bildiğim bir yer? Tamam, sordum sonra. Hayır, ayırmış. İsmimi yazdırmış. Ben de dedim ki anne... Ben... Sordu mu? Hayır, senin sormadı. Senin kuaförün var mı diye sordum. Sormadı. Ayırttırdıktan kere sormadım ben burası. Ayırttırdıktan güzel... sonra soruyor, yazdırıyor ismimi. Ama yer sormuş için, ama. Yer bulmak için gün öncesinden, bir ay evvelden Nursel Hanım bak, gittim yer var mı diye yazdırdım. Bana düğüne yakın tamam. Sordum bak. İyi yere yazdırmış adını, sonra sana sormuş. Sordum. Burası senin için okey mi, var mı istediğin bir yer demiş. Hayır öyle değil. Hı. Ben senin ismini yazdırdım. Tamam, sen ne dedin bana? Anne benim kendi Gönen'de kuaförüm var, ona gideceğim dedi. Çünkü bana demedi, istediğim bir ikinci, beğendiğim bir yer var demedi. Ben seni buraya yazdırırım, buraya gideceksin.
Bak en güzeline ya gelin... En güzel ona göre güzel, bana göre güzel değil. Ben yaptığı saçları gördüm. Tövbe yarabbim, karnına topuz yapıyorlar gelinlere. Ben oraya gider miyim? Allah, bandırmanın en güzel koltuğunu... Yaptıklarını da gördüm yani. Ayırdım. Bandırmanın en güzeli diyor, sana göre. Düşme oyuna, şu an bak olayı bana çevirdi, diğerlerini unutuyor. Bak Nursel Hanım, bir de bizim Gönenli kendi, biz Bandırma'dayız. 45 kilometre var aramızda. Ay 45 kilometre nedir? 15 dakikalık yol. Hayır anne. Yani kuaföre gittiğin yer 45 hayır, kilometre hayır. Mi? Gönenli Bandırma arası. Tamam. Gelin alıyor. Tuğba 45 dakikalık yere gitti kuaföre, doğru mu? Ya annesin yani Gönenli'de kendi, ben Bandırma'yı getirip yani yaptırmak istedim onu. Gelin ne yapacak? Ama gelin kız tarafı olan yerden niye ayrılsın ki evlenmeden? Aynen öyle. Anlık bir şeye ihtiyacı olur. Yani. Benim ağlamaktan gelin alıda kirpiklerim düştü. Ağlarsın da kirpiğin düşer ya, makyaj çünkü. Beni alıp da bir kuaföre götürüp, bak bu kızın kendi makyajımla o şeyde gelin arabasına yaptığım makyajla ben düğüne çıktım. Götürmediler. Söyledin mi? Söyledim. Ben söylememe gerek ben var mı? Ben yanımda mıydım? Kim vardı? Yanımda ya? Değil. Onunla ilgilendiği başkaları var. Kim o ya? Başkaları evde akrabaları. Tamam, onlarla biri ilgilenmesi gerek. Benimle kim ilgilendi? Size soruyorum, kayınvalideler, gelinler. Şimdi Nursel Hanım, düğün olacağı zaman ilk önce gelinin tüm ihtiyaçları görülür. Damadın tüm ihtiyaçları görülür. Dur, kayınvalide tarafından mı? Sen mi düşünmelisin? Miyase saçını nereye yaptırsın, makyajını ne yapsın? Sen mi düşünmelisin? Tabii ki arayıp ilgilenmeliyim. Ya da gelinin annesi, kız kardeşi, bilmiyorum hani gelin mi bunu organize eder, sen mi edersin? Kayınvalide düşünmeli, aramalı, ilgilenmeli. Organize şöyle, mesela ben kendimden örnek vereyim. Kayınvalidem beni aradı, dedi ki kızım nereye yaptıracaksın, provaya gittin mi, o mu bu mu, ilgilendi. Nereye gitmek istiyorsan önden rezervasyonu yapalım dedi, bana sordu neredeyse dedi. Yani. Ben Özgü'yü yollayalım dedim. Özgü'yü gönderdi, oranın rezervasyonu yaptırdılar, onlar kendileri başka bir kuaföre gitti. Yani sen kayınvalidenin ilgisini hissettin. Evet. Tabii ben çok hissettim. Tamam. Dudu, en yeni sen evlisin. Evet. Sizde nasıl oldu? Bizde de yani kayınvalidem bana başka kuaförleri önerdi ama ben dedim ki hani ben şuraya gideceğim, ben burayı istiyorum, tamam dedi. Ve ben tek başıma gittim. Çok rahat bir şekilde hazırlandım. Niye tek başına gittin? Ben öyle istedim. Kendi isteğimle tek başıma gidip tek başıma hazırlanmak istedim. Hani birileri bana karışmasın diye. En son işim bittikten sonra da görüntülü arayıp anne bak dedim, ben bu şekilde oldum, kapattım bu şekilde. Hiçbir şekilde de karışmadı. Şunu merak ediyorum, aslında 2 kere 2 4 yani olması gereken bu Gönül ablacığım. Da şuna takılıyorum, kaç kere senin düğününü konuştuk, nişanını konuştuk, güzelliğini konuştuk, gelinliğini öyle mi böyle mi, saçını konuştuk. Niye o zamanlar anlatmadın da şimdi böyle bir şey anlatıyorsun? Çünkü artık benimle artık alenen savaşıyor. Eskiden üstü kapalı yapıyordu. Masum rolünü takıyordu. Sen de yani ona karşılık veriyorsun. Sen diyorsan benim daha patlatacak çok şeylerim var. Gelinliğim konuşuluyor ama gelinlik de benden. Ne? Onu soruyorsanız o da benden. Ne demek? Şaka. Kına da benden. Her şey benden. Nasıl ya? Bu onları sonra anlatırım ben. Şu an değil. Şu an kendi gelinliğini kendin mi aldın? Yok, kendim almadım. Benim arkada... Miyase, biz sen kaç yılında evlendin? 18. Ben 19'da evlendim. Ne kadar aldın gelinliğini? 28 bin. 28 bin. Benim 2 gelinliğim 1 kınalığım 3,5 milyara ödedik. Ne? Kimin sayesinde? Kimin sayesinde? Benim sayemde. Erkek tarafı almadı mı? Hayır. 3,5 milyarı ben de bugün söyle hesaplatayım ben. Ben sana satın alalım dedim. Yani çok az para ödemiş. Hayır, satın alınsa da 4,5 milyardı. Tamam, ben sana satın alalım. Sen almadın. Satın almak ne işe yarar ya? Tamam, dur, ben sana satın alayım diyorum. Satın ben istemiyor. Ben dedim ki İzmir'den bakmak istiyorum. Gitmek şehir dışından gelinlik bakmak istiyorum. Aa dediler, senin arkadaşın var, ne demek şehir dışı? Aa. Tamam, benim arkadaşım var, ben gidip bakayım, beğenmezsem gelirim diktiririm. Tamam, senin istediğin oldu. Asla. Ben mi karıştım? Arkadaşım var, sen başka... Neden hep kayınvalideleri yükleniyor? Ben burada biraz gelinleri de eleştiriyorum. Eşin yok. Tüm bunlarda yok. Yani mesela araba diyorsun, ona ne bileyim erkek söz organize benim etmez. Benim kayınvalidem varken... Bizim ailede kimsenin söz hakkı yok. Bütün sülaleyi yönetiyor. Yine düne döndük. Bak Gönül abla, o kadar baskınmışsın ki, yönetiyormuşsun. Belki sen bile farkında değilsin. Farkında. Bak belki hani hakikaten benim gördüğüm Gönül'le de şu an konuşulanların alakası yok. Bak böyle bir şey varsa, bu kadar baskınsan bence de problem var.
Vallahi kimse bunu istemez. Bütün sülaleyi yönetiyor. Beni değil ki. Allah Allah. Herkes yönetiyor. Şimdi şöyle yapar. Aa bu güzel, beğendin mi? Hiç güzel değilmiş. Bu olmadı ya. Bak ben sana şunu buldum. Bak. Bitti. Gönül abla bana bir anlat kendini ya. Ya Nursel Hanım mesela bak. Ben kendi mesela ne beğenirse istediğini alıyorum her seferinde. Yalan mı? Niye sen alıyorsun mesela? İstediğini alıyorum niye diyorsun? Hoca sağ olsun. Çocuk değil ki o. Senin kızın da değil. Değilim. Kardeşin de değil. Değil. Torunun da değil. Ben ona istediğini alıyorum. Çünkü Tuğba'ya para verilmiyor. Heh işte konu bu. Elinde tutuyor bütün parayı. Neden sen alıyorsun? Ya hayır ya öyle mi Tuğba? Gelinlik. Evet. Gelinlik bak ki hayır şimdi kızlar siz de konuyu kısa. Gelinlikte ben yanındaydım ne dedim? En güzeli olsun demedim. Ya oradan çıkacak en güzel buydu zaten. Mesela kötünün iyisi gibi oldu. Arkadaşlar kötü değil. Benim arkadaşım da güzel gelinlikler yapıyor, muhteşem. İki tane birden ama, gittin. İki tane birden gittim ama biri benim arkadaşımın hediyesi. Tamam. Parasını ödedin mi? Ödedin mi? En azından giydin bak. Bak Gönül Sultan yok. Konu gelinlik değil aslında. Evet. Konu arabada değil. Kız diyor ki yani o kadar müdahale ediyor ki diyor ben artık kendi bildiğimi bir şekilde hallediyorum diyor. Araba mı lazım ben hallediyorum. Kuaför mü lazım ben hallediyorum diyor. Seni uzaklaştırmak için. Ya Nursel... Bak Gönül ablacığım bir tercih yap o kadar burasına gelmiş ki kızım bunu ciddiye al bence. Bir tercih hakkı sunmuş. Ya kedi alırsınız anne ol hayatınızı birlikte bitirirsiniz ya da beni seçer diyor. Ne demek şimdi bu? Vallahi kocasına yaşasın ya. Ben hiç ben al başımı alır giderim. Sen kendi derdine yani hiç umurum. Tabii bak oğlum da biliyor mesela. Oğlum hiç umurum. Ben oğlum... çeker giderim. Oğlumu doldururum. Hayır, sen derdine yandın. Hayır, hayır. Oğlumu ne doldurayım ya? Bitti. Oğlumu neye dolduracağım? Profesyonelsin. Sen şöyle bir az önce bir ifadesi vardı hiç dedi fark ettiniz ya. Ne? Ona ihsana bir yapıyor bitti. İşte konu değil. Bitti. Vallahi gitsin. Ben de Tuğba'ya ne dedim? Sen kendi tek başına kalırsın, onlar birlikte yaşar. Aynen öyle. O tercih sonucu bu. Neden canım birbirlerini ama seviyorlar? Ama Tuğba'nın hatası bu kadar değer verdiğini göstermeyecek. Göstermeyecek. Allah göstermeyecek. Allah. İçim şişti yahu. Ne yapıyorsunuz böyle bilmiyorum. Bitmiyor daha yani gördüğünüz gibi artık Tuğba'nın burasında ve canına tak etmiş durumda. Dolayısıyla da eski defterler açılıp duruyor. Ne bileyim siz de duydunuz işte diyecek hiçbir şey bulamadım şu anda. Umarım toparlarsınız. İnşallah. Tuğba'cığım son tadımı yapalım. Kiminle yapıyorduk? Kafam karıştı eyvah. Tam da, desenle. Tam da şimdi. Buyurun son tadımı Gönül Sultan'la yapalım.